Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdalillah nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruh ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve seyyiâti a'mâlinâ. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hâdiye leh. Ve eşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke leh. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد بقرة سورة 243 آيات أستعيذ بالله ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم اِنَّ اللّٰهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَاكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ Minglerce adamlar ölümden korkup özlerinin diyarlarından çıkan kişilerini görmedin mi? Allah onlara ölüler dedi. Keyin onlarını tiriltirdi. Elbette Allah insanlara ulug' fazl egasidir. Lekin insonlarning ko'pchiligi shukr qilmaydilar. Suyuti aytayaptilarki, alam taro istifhamu ta'jibin va tashviqin ilistima'i ma ba'dahu ayantahi ilmuk. Alam taro, ya'ni ko'rmadingmi degani bu ajablantirishlik savolidir. Ya'ni ko'rmadingmi, ko'rdingmi? Qara, qanday bir ajoyib narsa yoki tashviq, qiziqtirishlik. Ko'rmadingmi degani ko'rgin, bir qaragin degani. Shu alam tarodan keyingi, ya'ni ma'badahu, keyingi narsani quloq eshitishlikka, unga quloq solishlikka tashviq bo'lyapti. Ya'ni ayantahi ilmuk, ilming yetdimi shu narsaga? Alam taro deganda hozir ikkita ehtimoli bor. Biri bu ko'rishlik qalbiy bo'lishligi mumkin yoki ko'z bilan bo'lishligi mumkin. Imom Suyuti ilming yetmadimi degan gap bilan buni qalbiy ekanligiga ishora qilyapti. Ko'rmadingmi degan, ya'ni bilmadingmi degan ma'noda. Ko'z bilan ko'rishlik emas bu. Ikkita tafsir bor. Shunisi mashhur. Ikkinchi tafsir esa payg'ambarimiz o'zini ko'zlari bilan ko'rganliklari. Bu ehtimol. Lekin ko'pchilik mufassirlar bu voqeani payg'ambarimiz alayhissalom o'zlarini ko'zlaridan ko'rgani yo'q. Ilm bilan bilinayap turgan narsa. Ilallazina kharaju min diyarihim, o'zlarining diyorlaridan chiqqan kishilarga yoki kishilarni. Va hum ulufun, va ular minglarcha. Arba'atun aw samaniyatun aw asharatun aw sarasuna aw arba'una aw sab'una alfan. 4000 ta, ya 8000 ta, yoki 10000 ta, yoki 30000 ta, yoki 40000 ta, yoki 70000 ta. Har xil rivoyatlar bor. Yana bir shahar ahli. Hazar al-maut, o'limdan qo'rqqanlar uchun maf'ululahu bo'lyapti. Ya'ni aslida lom hazb bo'lgan li hazar al-maut bo'libdi. Va hum qaumun min bani Isroil. Va bular bani Isroil qabilasidan bo'lgan bir qavmdir. وقاطعون ببلادهم ففروا ularning shaharlarida vabo kasali voqe bo'ldi, tarqadi. Keyin ular qochib ketishdi vabo kasalidan qo'rqishib, o'lmaylik, qirilib ketmaylik deb. Faqala lahumullohu mutu. Alloh taolo ularga o'linglar dedi. Famatu, shu zot o'ldilar. Summa ahyahum, keyin ularni tiriltirdi. Ba'da samaniyati ayyamin. 8 kundan keyin avaksaro yoki ko'proq muddatdan keyin bidu'ai nabihim Hizqil. Hizqil degan payg'ambar o'tgan Bani Isroilda shu payg'ambarning duosi bilan Alloh taolo ularni tiriltirdi. Hizqil bi kasril muhmalati, nuqtasiz haning kasrasi bilan, val qofi va qofning ham Hizqil deyamizda qofning kasrasi bilan va sukunu zay zani sukun bo'lishligi. Fa'ashu dahron, ya'ni liboslarini kafandek deb bilishardi. Bir marta o'limni ko'rdi-ku ular. Shuning uchun o'limga tayyor bo'lib turishardi. Inna Alloha la zu fadlin ala an-nasi. Albatta Alloh taolo insonlarga
fazıl sahibidir. Ve minhu ihya haula Allah'ın fazlidendir. Mana şu insanları tiriltirgani. Velakin ekseran nasi lekin insanları köpçülüğü ve humul kuffar ular kafirler yani. Kafirler la yeşkuruna şükür kılmaydılar. Vel kastu min zikri haberi haula tescihul müminin alel qital. Bularını haberini zikir kılıçlıktan kast Allah Teala'nın muradı müminlerini Allah yolunda can kılıçlıkka cihat kılıçlıkka şicaatlendirişliktir. Ve lize atafe aleyhi ve katilu fi sabilillahi. Şunun için Allah Teala kiyingi ayetini bu ayetle atıf kılıp Allah yolunda can kılıçlıklar diye yaptı. Bu meseleye kiyin kiramız. Mene ayet bu ayette Allah Subhanahu ve Teala tarihte bugün bir vakiyanı bizga bildiryapti. Tarixda juda katta bir voqea bo'lgan edi. Bu voqea Bani Isroilda bo'lgan. Ya'ni Yaqub alayhisalomning zurriyatlarining ichida bo'lgan voqea. Bu sabit, musallam, bunga ixtilof yo'q. Endi alam taro degan kalimadan ikki ehtimol chiqyapti. Ko'rmadingmi yoki bilmadingmi? Ko'rmadingmi deganingizda yo qalb bilan yoki ko'z bilan. Agar ko'z bilan bo'lsa Peygamberimiz Aleyhisselam şunlarda uzunu körgen buluşluk gerek. Uzunu körgen bugün de hakikatten körüşü mümkün. Ya ki Allah Teala onu başka bir surette, halette körsetişi mümkün. Mesela cennet körsetkendik, cehennemde körsetkendik. Biz körelmeyimiz cennet ve cehennemde. Lekin Resulullah kördüler. Peygamberimiz Aleyhisselam miracıya çıkanlardan Musa Aleyhisselam'ı kördüler. Gepleştiler. Allah Teala her nesliğe kadir. İkinci tefsir ise kalbi körüşlük. Yani bildiğim ne diyen manada. Şunu köptülük tafsir müfessirler etediler. Çünkü yani zahiri şunge dallat kılıyordu. Ve adet şunge dallat kıladı. Bu manada ayetler köp. Allah Teala köpünce şu bildirmek için bu genesesini körmediğimi de zikir kıladı. Lugat diyem şundik. Yani uzumuz istimal diyem bildiğim mi diyen eserini onu da kördüğüm mü diye etçiyorlardı. Sen getirdim ki kördüğüm mü? Bana etkenim buldu ki dedi. Yani bildiğim mi diye manada. Bunlarda mintakası doğrusu diye muhtılaflar var. Kaysi şehirdeliği doğrusu diye muhtılaflar var. Her hal kavullar var. Suyuti hem kirmedi. Ve biz hem kirmiyimiz. Çünkü yani tafsirlerde zikir kılınan kıssalarının hemesini senedi zayıf. Hemesi İsrail'i rivayetler. Bu ayetinin tafsiri doğrusu da sahih bir rivayet kemese, sahih bir hadis kemegenden ki biz İsrail'i rivayetlere işemeyimiz. Fakat ayeti zahiriye kifaya kılamız. Ayetini zahiri anık, bilinip durdu. Ve Suyuti'ye şunge işara kıldı. Mesela ulan minlerce diyende 4000, 8000, 10000, 30000, 40000, 70000 diyen halen 6'da rivayetini zikir kılıyordu. Her rivayetler var. Suyuti'ye bitesine etmedi. Çünkü sahih bir rivayeti yok. Buluşu mümkün. Bir şehrinin ahli bu genden kiyin 3000 buluşuya mümkün. Ya 70000 buluşuya mümkün. Allah bilir. Ve bunlar mühimmez. Ve hum ulufun. Allah sana minlerce de yaptı ki. Şunuz mu? Demek 2000'den köpeken. 2000 bulsa alfani bulardı. 1000 de bulsa alfın bulardı. Demek 2000'den köpeken ki şunun üç ulamalar üçten başlaşadı. 3000, 4000, 5000 de şundaki hâhır kavullarda etçiyorlardı. Bunu size mühimmez. Lekin bana minlerce degenden köprüyü malum bunu yaptı. Bu meseleyem sabit. Uzlarının diyarlarından çıkkanlığı sabit bunu yaptı. Uzlarının diyarlarını terk kılıçtı. Ve demek bu küçüğüne bir kabilemez eken, katta kabileyken, diyar kalın, min diyarihim degen kelime. Katta bir halk uzunu vatanda taşlayıp getiriyordu. Demek ki Hazar al-Maut ölümden korkup. Ne mümkün çıkkanı giyem zikir kılındı. Ölümden korkup diyordu. Demek ki ölümden korktu. Ayette yok bu narsa. İmam-ı Suyuti etti ki vabadan korkup dedi. Buluşu mümkün. Vabayam ölümge sebep buladı yanlarsa. Lekin Suyuti ikinci ayet götü yaptırgenlerine ne dedi? Bu kısa bilen Allah Teala mumurlarını cihatke tergib veriyordu dedi. Karin. Şunun için bazı ulamalarda dedi ki ki inge ayetke bağlayıp durup bu 240. ayette Allah Teala
وَقَاتِلُوا فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ Allah'ın yolunda can kılıyorlar da yaptı. İkili ayette bağlayıp demek ki bunlar cihattan kaçkenler deydi. Cihattan kaçışıp onlar da haletleri de cihat farz bu genidir. Belki onlar cihat kısık ölemiz, öldürülemiz deyip ölümden korkuşup uzlarını diyarlarını terk kılıştı. Karın uruşmasını geçin, can kılmasını geçin, cihat kılmasını geçin vataneden geçişlikke razı buldu bunlar. Bana şu tefsir doğrurak. Ayetke köprak münasip geledi. King ayetke münasip geledi. Şunun için muhakkikler bu yerde bu ayetini tefsir ede ular cihattan korkup cihat kımasızlığı için diyarlarını terk kıldılar deydi. Ular uzlarıca tinç bugün haltıracağım yerge bargenden giyin. Eğer şeyde korkanlığını sebebi cihat desek yani düşmanlarda kolu yetmeydi. Şöyle tinç yine şeyimiz diyen yerge bargende. Eğer vaba desiz bana burada bir yer vadi, aşık bir tabiat, bu yerde hiç kendi vaba keserlik yok. Ve bu uzlarıca hatıracağım bugün yerge bargenlerden ki فَقَالَ لَهُمُ اللّٰهُ مُوتُوا Ularga Allah-u Teala ölüler dedi. Ölümge büyürdü Allah-u Teala. Ularda ölgenliği tursam her hır rivayetler var. Bazı da dedi ki Allah-u Teala feriştelerini cönetti, feriştelere kışkırdı. Ularda avazdan hemesi öldü. Bazılar başka bir faaliyetlerde bayan kılışadı. Peki hemesi zayıf hadisler, zayıf rivayetler. Ve ular özlerini şehirden çıkkandan ki köp kalmadılar. Köp ötmesinden ularga ölüm geldi. Bunu kaçtan bile yapız? Fekaludagi fe'den bile yapız. Fe. Karin. Fe'ni bilesiler. Hem tertibini bilirdi hem takipini bilirdi. Ula oşa teşkereye çıkkandan ki özler için ölüm kemiği dedi böyle geyirge. Bargenden ki arkasından bir denege Allah-u Teala ular da ölüler dedi. Ölümge büyürdü. Öldü hemmesi. Ki kanca kaldı. Her her rivayetler var. Suyutiye mişara kıldı ki 8 gün. Bazıları köprak dedi. Bazıları dedi ki ular çırıp süreyleri tılemem ketti deydi. Köp yılları ötüp ketti deydi. Her her rivayetler var. Bazıları dedi ki bir neçe gün kaldı halas deydi. Lekin ölgenden keyin oq tirilgani yo'q ular. Albatta bir muhlat o'tdi. Bilmaymiz bir necha kunmi, oymi, yilmi, ulusini bilmaymiz. Lekin muhlat o'tganligini bilamiz, chunki Alloh taolo summa ahyahum deydi. Keyin onlarni tiriltirdi deydi. Summani bilasizlar, summani ma'nosi tartib va tamhildir. Muhlat berishlikdir. Ular o'lganidan keyin bir muhlat o'tgandan keyin Alloh taolo ularni tiriltirdi. Ular tirildilar. Mana oyatlardan sabit bo'lib turgan ilmlar. Oyatdan sabit bo'lgan ilm bizga yetadi. Shartimiz bizga shaharni aniq aytib berilishligi, sahih rivoyat kelmaganligi uchun kirmayapmiz bu masalalarga. Va bularning adati aniq nechta bo'lganligi va qancha muddat o'lik holatda qolganliklari bizga shart emas. Bu kerak emas unisi. Agar sahih rivoyatdan kelgan deydi, mayli yaxshi bo'lar edi. Ammo kelmasa zarari yo'q. Ayetinin zahiri bizge meselene çüntürüp durdu. Başka bir ihtiyacımız yok. Demek tarihte ötken bir vakiyeni Allah-u Teala Peygamberimizge bildir yaptı ve Peygamberimiz aleyhisselam vesilesi bilen bütün insaniyetge bildir yaptı. Bana bu tarihi bir vakiyedir. Ben İsrail biledi bunu. Çünkü ayet yapıyoruz ki İsrail'i rivayetle de şundakigen de yapıyoruz. Ula diyen kitaplar da var. Ulan bilişedir. Ama onlardan bizim farkımız ne mi? Onlar hak ile batılda araylaştırı var işte. Ama biz ihtiyatkarlık ile yaptız karim. Kur'an'da ayetkeneden teşkereye çıkma yaptız. Yani şu ayetinin tafsiri de, beyanı da sahih hadis kemese başka yaptı, koşma yaptız biz. Şunun için Kur'an aynı zamanda hem tarihi bir kitaptır. Yani tarihini beyan kıyan kitaptır. Tarihini şunu diye beyan kıladı ki hiç kim bunu rahat kılalmıyordu, inkar kılalmıyordu, hatta şak kılalmıyordu. Kimi ki şak kısa kafir buladı. Bu vakiye, bu kısa ayetini yukarıdaki ayetlerine ne alakası vardı siz? Allah Teala bu kısa netişlikten muradı bizi agahlantırışlık. Tarihte bazı bir kavimler Allah'a isyan kıyanıdı. İnsanın en korkan nesnesi ölüm. En köp ahlayan nesnesi yaşamak. Bana şu en mühim boyun meseleden bir misal getiremem diyordu Allah Teala. Sizlerden aldığınız kavimler
ölümden korkuşup hayatta yana hem köprak kalışlığı için bana şu iş kılışı oldu. Lekin beribir Allah'ın kaderden kaçıp kütülüşelmedi. Beribir Allah'ın koludan kaçıp kütülüşelmedi. Beribir Allah'ta etkeni buldu. Ular uzlarışa şehirlerini terk edeni bilen yapbası yakadın. Bittiktenez yapbası ya terk edeni bilen beribir Allah Teala öldürdü ularını. Lekin yine tırıltırdı. Öldürgenli gibi bilen uzun katta bir ders veriyordu Allah Teala. Demek ki beribir Allah'ın etkeni bularken şunun için itaat kılıyorlar. Yukarıdaki bütün meseleler getirişli. Yakındaki meseleler, ailevi meseleler. Yakında ötken meseleler, ailevi meseleler. Bu meselelerde Allah'a itaat kılıyorlar. İsyan kılmıyorlar, karşı çıkmıyorlar. Allah'ın etkeni kılıyorlar. Beribir Allah'ın etkeni buladı. Eğer uzaraka kayıtsız, bütün meseleler, cihat meselesi, ruza meselesi, zekat meselesi, namaz meselesi, tevhid meselesi, bunlar hepsi öttü, hepsi yetişli. Allah-u Teala'nın bütün hükümleri itaat kılıyorlar. Bütün buyruklarını, bütün etkenlerini kılıyorlar. Bu mesela necat tapmıyorsalar. Meneşe itibarında Allah-u Teala bunu zikir kılıyordu. Ayetini yukarıdaki ayetlerle alakası şu. Bu bir. İkincisi, onlarını öldürgenden ki tırıltırgeni. Tırıltırışı hem katta bir büyük bir nimet, büyük bir mucize. Allah Teala insanlara aytdi ki, ey insanlar sizler nima uchun shariatga amal qilmayapsizlar? Nimaga Qur'on hadisiga itoat qilmayapsizlar? Nimaga yuqoridagi o'tgan oyatlar sizlarni hayotlaringizni o'zgartirmayapti? Nimaga o'zlaringizni tuzatmayapsizlar? Nima uchun jannatga harakat qilmayapsizlar? Nima uchun jahannamdan saqlanishga harakat qilmayapsizlar? Yo ishonmayapsizlarmi? Ölgenden keyin qayta tirilishlikka ishonmayap turganga o'xshaysizlar sizlar. Agar ish o'lgandan keyin qayta tirilishlikka ishonmayap turgan bo'lsalaringiz, buni bo'lishi mumkin emas deyapsizlar yoki Alloh buni qila olmaydi deyapsizlar. Mana sizlarga tarixdan bir bo'lgan voqea. Tarixda bo'lgan bir voqea. Alloh taolo insonlarni o'ldirdi va qayta tiriltirdi. Qarang. Demak, o'lgan odamning qayta tirilishligi mumkin bo'lgan narsa ekan, mahol emas ekan. La mumkin emas ekan. E'tiqodlaringizni tuzatib olinglar. Bu bir. Ikkinchidan, Alloh taolo qodir ekan bu narsaga. Va shu darajada osonki, mana hatto payg'ambarlarga ham bu imkonni berdi Alloh taolo. Ba'zi payg'ambarlar ham Allohning izni bilan o'liklarni tiriltirdi. Ya'ni sizlar uchun mahalga o'xshaydi, qiyinga o'xshaydi. Mümkün emas, to'g'ri, siz uchun mumkin emas. Siz qila olmaysiz buni. Sizni qo'lingizdan kelmaydi, o'lgan odamni tiriltira olmaysiz. Insonlarni qo'lidan kelgan deydi. Insonlar ko'pchilikni tiriltirib olgan bo'lar edi. Lekin qo'lidan kelmaydi. Faqatgina Alloh qiladi bu ishni. Lekin mana qodir ekan Alloh taolo. Nimaga endi ishonmayapsizlar? Tarixda bo'lgan voqea-ku bu. Qani bir tarixiy kitoblarni varaqlab ko'ringlar. Agar bilmasalaringiz xabarlaringiz bo'lmagan bo'lsa, bir ko'ringlar. Yahudiylarning tarixini ko'ringlar, xristianlarning tarixini ko'ringlar. Boshqa tarix kitoblarini tekshiringlar, islom tarixini tekshiringlar. Mana shu voqeani bo'lganligini ko'rasizlar. Mana Qur'on aytayapti. Qur'onda kelgandan keyin iymoni bor kishilarga, islomni da'vo qilgan odamlarga bas. Bu yetarli bir dalildir. Boshqa dalilga hojat yo'q. Lekin hayron bo'lsalaringiz, boshqa tarixlarni ham tekshirib ko'ringlar. Bo'lgan narsa bu. Va Alloh taolo shunday bir mustahkam, mukammal dalilni qo'yibdiki, sizlar bitta ikkita odamni g'amini yiyapsizlar. Biz minglarcha odamga shu muomalani qildik. Minglarcha odamni vahum ulufun. Minglarcha odamlarni bir daniga o'ldirdik va bir daniga tiriltirdik, deyapti Alloh taolo. Nihoyatda oson bizga, deyapti. Shuning uchun har bitta inson o'zini g'amini yesin. Allohdan qo'rq. O'lgandan keyin qayta tirilishlik aniqdir. Har bitta amalingga javob berasan. Hisob-kitob bo'ladi. Qanday yashading? Nima qilding? Nima amal qilding? Nima xizmat qilding? Nima uchun yashading? Hammasidan so'raydi Alloh taolo. Hammasiga javob berasan. Hattoki har bitta olgan nafasimizga javob beramiz. Har bitta olgan nafasimizga. Har bir yegan, ichgan, kiygan narsalarimizga javob beramiz qiyomat kunida.
Qayta tilishlik aniq. Har bitta amalimizga javob beramiz. Allohning hukmlariga itoat qildikmi, qilmadikmi? Bitta-bitta hisob-kitob bo'ladi. Mana shu ma'nolarni e'tiborga olib, Alloh taolo bu qissani, bu voqeani bu yerda zikr qilyapti. Qarang, bu oddiy bir voqea zikr qilish emas bu. Bunda katta hikmatlari bor. Va mana islom tibbiyoti shunday qilib insonlarning tibbiyotidan yana o'zini oliyligini, ustunligini ko'rsatdi. Alloh taolo buni oddiy qilib bayon qilyapti. Faqala lahumullohu mutu, Alloh taolo ularga o'linglar dedi. Summa ahyahum, keyin ularni tiriltirdi. Qarang, minglarcha o'likni tiriltirishlik Alloh uchun nihoyatda oson. Lekin dunyoda agar tibbiyotni qo'lidan kelgan dedi, mana kofirlarda eng katta, o'zlari uchun eng qiymatli bo'lgan odamlari o'lyapti. Butun kofirlar birlashib shuni o'limdan qutqarib olsin-chi, qutqara olmaydi-ku. Olib qolisha olmayapti-ku, baribir o'lyapti-ku. Yoki o'lib ketgan birorta o'zlarini katta dohiysini tiriltirib olsin-chi, tiriltib olib, tiriltirib olisha olmaydi-ku. Lekin Alloh taolo minglarcha odamlarni tiriltiryapti. Mana islomni qarang. Demak, islom tibbiyoti insonlarning tibbiyotidan nihoyatda oliy ekan. Hozirgi tibbiyotdan so'rang, o'lganda tiriltirish mumkinmi? Siz mumkin emas dedi bu. Hech imkoni yo'q dedi. Aqlga sig'maydigan narsa dedi. Xususan muhlat o'tgandan keyin summa ahyahum. Keyin deyapti Alloh taolo. Zamon o'tgandan keyin, qarang. O'lganda ham tiriltirish emas, ba'zaniga tibbiy o'lishlik bo'ladi. Masalan, bir muddat qalb to'xtab qoladi. Yoki ruh chiqib ketganga o'xshab qoladi. Birdaniga inson yana o'ziga keladi. U o'lim qisqacha o'lim, boshqa masala u. Alloh taolo fa ahyahum demayapti. O'ldirdi-yu tiriltirdi demayapti. O'ldirdi summa ahyahum. Muddat o'tdi, zaman o'tdi. Kun, yo hafta, yoki oy, yoki yillar o'tdi, keyin tiriltirdi. Bunday tiriltirishlik hozirgi tibbiyotga ko'ra hech mumkin emas. Aqlga to'g'ri kelmaydigan narsa. Lekin Allohga nihoyatda oson. Har doim oson. Mana mo'jizalar to'xtab qolgani yo'q. Eng katta mo'jiza hali oldimizda turibdi. Qiyomat kunida odam alayhisalomdan boshlab qiyomatgacha bo'ladigan insonlarning hammasini qayta tirilganligini ko'rasiz. Hammasi qabrlardan chiqib mahsharga to'planib turganligini ko'rasiz. Demak, bu oyatlar qarang, juda katta, juda oliy, juda buyuk oyatlardir. Ham juda katta nasihat beryapti bizga. Ham eng muhim voqealardan xabar beryapti va Allohning qudratini ko'rsatyapti, islomning oliyligini ko'rsatyapti. Qur'on ilmlarining yetishib bo'lmaydigan darajada nihoyatda yuksakligini ko'rsatyapti. Qur'on ilmiga hech qachon yetishib bo'lmaydi. Shuning uchun ergashishdan boshqa choramiz yo'q. Va yana shuni bilingki, o'likni tiriltirishlik mumkin bo'lgan narsa. Buni biling shuni. Sizni qo'lingizdan kelmaydi. Lekin Allohga suyangan holatda, Allohga ishongan holatda o'likni tiriltirish mumkin. Siz ham Allohga suyangan holatda tiriltirishingiz mumkin. Siz doktorlarga qarab e'tiqod qilmang. Doktorlar agar siz shu gapni gapirganingizda hammasi kulib masxara qilib, jinni bo'lib qopti falonchi, deb ta'sirlanmang unga. Mumkin bo'lgan narsa. Tarixda ko'p bo'ldi. Iso alayhisalomniki mana sobit, Muhammad alayhisalomdan bor. Ba'zi sahobalar o'likni tiriltirganligi to'g'risida rivoyatlar bor. Va undan keyingi ba'zi avliyolar to'g'risida rivoyatlar bor. Siz ham Allohga ishongan holatda Allohning izni bilan bir o'likni tiriltirishingiz mumkin. Yangisi bo'lsin, eskisi bo'lsin. Qarang, buni bilib qo'yinglar, mumkin bu narsa. La mumkin emas. Qarang, doktorlardan ta'sirlanib mumkin emas degan e'tiqod bilan qiyomatni inkor qilishlik aqidasi kelib chiqyapti. Ammo shuni bilingki, masalan aralashtirmaslik kerak, bizni qo'limizdan kelmaydi. Bizni o'zimizni qilishligimiz nomumkin. Lekin Allohga suyangan holatda Allohning izni bilan qilishimiz mumkin. Va yana bir katta ibrat, bular Allohning hukmini tark qilib chiqishgan edi. Agar vabodan chiqishgan desangiz, bu ham xilof. Chunki sahih hadislarda payg'ambarimiz alayhissalom aytadilarki, bir mintaqada vabo kasali chiqqanligini eshitsalaringiz, u mintaqadan tashqariga chiqmanglar, qochmanglar, deydilar. Ko'rdingiz?
Şu hükümünü Peygamberimiz Aleyhisselam'a ayetti mi? Demek ki ötken Peygamberler hem ayetken. Zaten bunu vaba deyip tafsir kısız. Ayette Allah Teala onları malamet kılıp. Onları karalap zikir kılı yaptı. Demek ki ötken ümmetlerden bunu vabağa uçrayan keserlikler, terkagen yerden kaçıp çıkışlık caiz olmaz. Demek ki kaçıp çıkıyapsız. Kaderde ne olsa şu bulardı. Allah'a teslim bulayım. O diyen keserlikke teslim bulayım diyenemez. Kesel bu maslikke, keserlik izi tüzelçlikke hareket kılarsız. Bu vacib bu. Peki vabat arkalıken yerden kaçıp gitmeyesiz. O şekilde yaşı orasız. Karim. İmanizi müstahkem kılıyordu Allah-u Teala. Ve vabat arkalıken yerine barmeyler de yaptılar. İki taraf diyem karim İslam himaya kılıyordu. İki taraf diyem. Bu yönde keserliği yukadı diyenemez. Yuk muydu diyene? Yukadı diyen deydi. Aliye keserliği terkagen adamlara getirdi ki kesel bu mekanda tez çık gitsin dedi. Kim dedi mi yaptı İslam? Kesel bu gen misin? Bu mekan misin? O şey middakada kala uğur gen yaptı. Çıkmadı yaptı. Bunlar indi uzlarını diyarlarını taşıştığı gibi bilen bana şu hükümge hılaf kıldı. Yani bizim zamanımızdaki Müslümanlar gibi adlı inerse bu. Bir keserliği de sebebiden şehirden çıkıp gitse ne mi bu diyken de böyleşerdi. Şu hem günah mı ki indiydi? Yani günah eken ki Allah-u Teala zikir kılı yaptı bunu. Ötken ümmetler şu hatanı kılıyordu. Onlar da melamet kılıp karalep zikir kılı yaptı Allah-u Teala. Ölümden korkuşup çıktı bunlar diye yaptı. Karim. Eğer cihadi mesele desek bu mesele diyen bunlar Allah kesiyan kıyanlığı sabit böyle yaptı. Bunlar ki uzlarının oğlumları Allah yolunda cihat kılıçdaki farz ekenliğini düşündürdü. Cihat kılıç gerekiydi ama kılıçmadı. Eğer o şey cihat farz bulmayan deydi Allah sana onları malamet kılmasıdı. Lekin farz bulgen cihatı terk kılıçdı. Demek ki Hazar al-Maut ölümden korkuşup. Hani? Ölümden korkup cihatı terk kılıçdı Allah sana onları malamet kılıyordu. Bütün şeriatlarda hüküm şu. Bizi şeriatımızdaki hüküm şu. Ölümden korkup cihatını terk kılıçdı caizmez. Siz mesela cihatını ne için terk kılasız? Cihatga başka yollardan hizmet kılıyordurken bu siz. İlmi yollar bilen, iktisadi yollar bilen, tergibat, ahbarat yollar bilen ve başka yollardan eğer hizmet kılıyordurken bu siz. Çünkü cenk meydanında hazır bu mesleğinizin zararı yok. Peki cihat kılıyordurken de gizli başka sebepleri bu ise. Yani cihat fers, Allah'ın hükmü. Lekin falan yerde bu yaptırken cihatga zulüm araleşip kaldı. Şeriatga hilof yoki u yerdagi mujohidlar ilimsiz, jahil, men ularga borsam meni ham ular fisqqa, ilimsizlikka, jaholatga majbur qilishadi. Qur'on hadisga amal qilishimga imkoniyat bermaydi degan gaplarni gapirib turib bormasangiz boshqa masala. Lekin jihad farz bo'lsa, bilib turib hech qanday uzrli bo'lmagan holatda va dinga İslam'da ağlayıp kılıçdığı için başka yollarda hizmet kılmaken halette cihatke barmasligiz caizmez. Fasıklıktır, münafıklıktır. Yani hiç kendi üzrü bulmazsan ve dinge başka yollardan hizmet kılmazsan cay meydanıge barmaslik, cihat kılmaslik, fasıklık ve münafıklık. Bu insanlar dünyada mahirette muzlarge zarar kılıyordu. Bana zarar kılıyordu bitti misali. Bunlar ölmesi güçün yani ölümden korkuşup biz cihat kısık, can kısık ölemiz. Balaçakalarımız yetim kaladı. Dip çıkışıyordu Allah-u Teala uzlarını hem öldürdü, balaçakasını hem öldürdü. Hemenini kırıp taşadı. فَقَالَ لَهُمُ اللّٰهُ مُوتُوا Allah-u Teala onları ki ölüler. Demek ki ölüm meselesi cihatke bağlıkmez. Belki cihat triklikke bağlı. Yukarıda kısas doğrusu etti ki Allah Teala. وَلَكُمْ فِي الْقِسَاسِ حَيَاتٌ Sizlerge kısasta hayat vardı da Allah Teala. Hani? Kısas olsam adam öldürüştü yani. Lekin adam öldürüştülükte sizlerge hayat vardı yani. Cihadem iki taraftan adam öldürüş. Lekin cihatta hayat var. وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ dedi ki كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ آيَاتِ de. عَسَى أَنْ تَكْرَهُ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ
O'sha oyatlarda eslanglar. Jihodda hayot bor. Jihodda izzat bor. Jihodda qolishlik bor. Jihodda zurriyotingizni ko'payishligi bor. Jihodda molingizni ko'payishligi bor. Dunyo va oxiratda izzati bor jihodda. Jihod insonlarni qirib tashlaydigan, mol va davlatini yo'qotadigan narsa emas. Shuning uchun bir inson agar o'limdan qo'rqsa, dunyoviy va oxirat uxroviy zararlardan qo'rqsa, shariatga ushasin. Allohga itoat qilsin. Lekin hozirgi zamondagi insonlar nima qilyapti? Tarixda o'tgan xatokor insonlarga ergashyapti. Biror narsadan qo'rqsa, shariatni tark qilishyapti. Bunday qilmang. Siz har qanday bir yaxshilikni hosil qilmoqchi bo'lsangiz, shariatni mahkam ushlang. Ya'ni bunga ishonaylik, bunga iymon keltiraylik. Bundan boshqa hayot yo'q, bundan boshqa qonun, bundan boshqa yo'l, bundan boshqa chora yo'q. Inna Alloha lazu fadlin alannasi walakin aksarannasi la yashkurun. Albatta Alloh taolo insonlarga fazl sohibidir. Alloh taolo butun insonlarga fazl qilyapti. Musulmonlarga fazl qilgandek kofirlarga ham fazl qilyapti. Oyat umumiy, chunki annas deyapti, insonlar deyapti. Faqatgina musulmonlarga emas, butun insonlarga Alloh taolo fazl qilyapti. Fazl o'tgan darslarda aytilindi, ihson, ziyodalik degani. Inson loyiq bo'lmagan, haqqi bo'lmagan narsani Alloh taolo unga beryapti. Haqiqatan ham kofirlarni qo'ying, musulmonlar islomga loyiq emas edi. Lekin Alloh taolo islomni nasib qildi ularga. Qur'onga loyiq emas edi, lekin Alloh taolo Qur'on ne'matini berdi. Qur'onni o'rganishlikka loyiq emas edi, lekin Alloh taolo bu ne'matni berdi. Amal qilishlikka loyiq emas edi, lekin Alloh taolo bu ne'matni berdi. Qur'onning ichidagi ilmlarni o'rganishlikka loyiq emas edi inson, lekin Alloh taolo bu ne'matni berdi. Albatta Alloh taolo butun insonlarga fazl sohibidir. Fazl egasidir. Allohning ne'matlari ko'p. Agar diniy ne'matdan tashqari ne'matlarni sanasiz ham bitira olmaysiz. Alloh taolo insonni yo'qdan bor qilib yaratdi. Lekin insonlarning ko'pchiligi shukr qilmaydi. Alloh taolo uni yaratdi, shukr qilmaydi. Xuddi Alloh taolo uni yaratishga majburdek. Alloh taolo uni katta qildi. Butun ne'matlarni berdi, lekin shukr qilmaydi. Har xil musibatlardan, balo-qazolardan saqladi, lekin insonlar shukr qilmaydi. Islom ne'matini nasib qildi Alloh taolo, lekin insonlar shukr qilmaydi. Qur'on ne'matini nasib qildi, lekin shukr qilmaydi insonlar. Aksarannas deyapti Alloh taolo. Walakin aksarannas la yashkurun. Lekin insonlarda ko'pchiligi shukr qilishmaydi. Nonko'rlik qilishadi. Ko'rnamaklik qilishadi. Allohning ne'matlarini xorlaydi. Va shuni bilinglarki, o'sha insonlarda ko'pchiligi nonko'rlik qilishligi, noshukurlik qilishligi, Allohning ne'matlarini xorlashligi boshqalardan ham ne'mat yo'qolishiga sababchi bo'ladi. Boshqalardan ham ne'matlarni yo'qolishiga, ne'matlarni kesilishiga sababchi bo'ladi. Allohga noshukurlik qilgan, nonko'rlik qilgan insonlar faqatgina o'zlariga emas, butun insoniyatga zulm qilyapti bular. Allohga nonko'rlik qilgan insonlar faqat insoniyatga emas, butun koinotga, butun tabiatga zulm qilyapti. Zarar beryapti. O'tgan darslarda zikr qilindi. Gunohkorlar, kofirlar, mushriklarning haqqiga hattoki qushlar, hayvonlar, hasharotlar ham badduo qilishadi. Nimaga? Shu gunohkorlarning sababidan, chunki yomg'ir yog'maydi. Gunohkorlarning sababidan Allohning rahmat barakati nozil bo'lmaydi, balki Allohning g'azabi, la'nati nozil bo'ladi. Butun mavjudotlar, o'sha fosiqlar, nonko'rlar,
noshukurlarning sababidan Allohning g'azabiga la'natiga qolishadi. Allohning rahmati, barakati kesilishligini kasofatiga qoladi. Shuning uchun butun mavjudot fosiqlar va nonkurlarning haqqiga badduo qilishadi. Walakin aksaron nasi la yashkurun. Lekin insonlarda ko'pchiligi shukr qilmaydilar. Alloh taolo insonlarda ko'pchiligi shukr qilmaydi degandan keyin siz beparvolik qiling. Endi shukr qiluvchilardanmiz demang. Alloh aytayaptiki, insonlarda ko'pchiligi shukr qilmaydi deyapti. Qo'rqing siz. Demakki, shukr qiladigan odamlar oz ekan. Ozchilik ekan ular. Insonlarda oz shukr qilar ekan. Siz ulardanmisiz, ulardanmasmisiz? Bu masalada qo'rqing, beparvolik qilmang. Va har bitta inson o'zini tekshirib ko'rsa, o'zini noshukurligini ko'radi. Shukr qilmay turganligini ko'radi. Boshqa oyatlarda Alloh taolo aytadi, shukr qiluvchi qullarim nihoyatda oz deydi. Nihoyatda oz ular. Bunchalik tahdidlardan keyin bu masalalarda be'tiborlik qilmaslik kerak. Allohdan qo'rqishlik kerak. Doim shukr qilishlikka harakat qilsin. Doim shukr qilishlik nima? Allohga itoat qilishlik. Allohning hukmlarini mahkam ushlashlik. 244-oyat. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa qatilu fi sabilillahi wa'lamu annalloha samii'un alim. Va Alloh yo'lida jang qilinglar. Va Alloh yo'lida jihad qilinglar. Va Alloh taolo eshituvchi, biluvchi ekanligini bilib qo'yinglar. Suyuta aytibdilar. Mana yuqoridagi oyatga bog'ladi. Wal qastu min zikri khabari haula tashji'ul mu'minin ala al-qital. Wa liza atafa alayhi wa qatilu fi sabilillahi ay li'a'la'i dinihi. Bu kishilarning xabarini zikr qilishlikdan maqsad mu'minlarni jihodga shijoatlantirishlikdir. Shuning uchun mana keyingi oyatni yuqoridagi oyatga atf qilib va qatilu va jihod qilinglar. Jang qilinglar Allohning yo'lida deyapti. Li'a'la'i dinihi Allohning dinini oliy qilishlik uchun. Dinni g'olib qilishlik uchun. Va'lamu va bilib qo'yinglarki annalloha sami'un li'aqvalikum albatta Alloh taolo sizlarning so'zlaringizni eshituvchidir. Alimun bi ahvalikum va holatlaringizni biluvchidir. Famujazikum va sizlarga yaxshiga yaxshi, yomonga yomon jazo beruvchidir. Mana bu qissadan keyin Alloh taolo jihodga, jangga bo'lgan buyruqni zikr qilganligini hikmati zikr qilindi. Bu qissadagilar ikkita tafsirdan bittasiga ko'ra jihodni tark qilganligi uchun shu holatga tushdilar. Alloh taolo aytayaptiki, ey mu'minlar, Allohga ishongan, Allohga iymon keltirgan kishilar, sizlar o'tgan ummatlarning xatosini qilmanglar. Allohning yo'lida jang qilinglar. Jihad qilinglar Allohning yo'lida. Allohning buyruqlari ko'p. Endi nima uchun Alloh taolo jihadni zikr qilyapti? Buning ikkita sababi bor. Birinchisi o'tgan qissada aytdik, jihad masalasi bor edi. Ikkinchisi, ya'ni jihad masalasi bo'lmasa, unda Alloh taolo insonlarga xunuk ko'ringan, og'ir ko'ringan bir buyruqni zikr qilyapti. Agar sizlar yuqoridagi qissadan ibrat olgan bo'lsalaringiz, yuqoridagi qissadan hissa olgan bo'lsalaringiz, unda Allohning har qanday buyrug'iga tayyor bo'linglar. Mana sizlarning nafslaringizga og'ir bo'lgan, va huwa kurhul lakum bo'lgan buyruq, ya'ni jihad masalasi. Albatta jihad amalining oldida namoz o'qishlik, roza tutishlik, zakot berishlik, haj qilishlik bular kichkina hisoblanadi. Jihad eng fazilatli, eng jiddi va eng fidokorlik talab qiladigan bir ibodatdir. Alloh taolo shuning uchun birdaniga jihadga buyuryapti. Alloh taolo jihad qilinglar deyaptiki, boshqalariga albatta tayyor bo'lasizlar albatta. Buniki qilgandan keyin boshqa butun hukmlarni qilasizlar. Va yana uning ustiga zotan butun ibodatlar mana shunga bog'liq. Jihadga bog'liq. Jihad bo'lsa, yuqorida aytganimizdek, islomning va islom ahlining izzati bo'ladi.
Cihad bo'lmasa islomning va islom ahlini izzati bo'lmaydi. Xorlik bo'ladi. Va bilib qo'yinglar, Alloh taolo eshituvchidir, biluvchidir. Alloh taolo eshityapti, sizlar nima deyapsizlar? Hammasini eshityapti Alloh taolo. Nimalarni gaplashyapsizlar? Hammasini eshityapti. Va biluvchidir, butun holatlaringizni biladi. Alloh taolo qalblaringizdagi narsalarni biladi. Fikrlaringizdagi narsalarni biladi. Qilyap turgan amallaringizni biladi, holatlaringizni biladi. Kamchiliklaringizni biladi, imkoniyatlaringizni biladi. Bahonalaringizni biladi Alloh taolo. Uzrlaringizni biladi. Hammasini biladi Alloh taolo. Allohdan qo'rqinglar. 245-chi oyat. Man zallazi yuqridulloha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katira. Vallohu yaqbidu va yabsutu va ilayhi turja'un. Kim u? Allohga go'zal qarzni qarz beradigan kishi. Va Alloh unga ko'pgina qo'shimchalarni ziyoda qilib bersa, ko'paytirib bersa va Alloh qabz qiladi, ya'ni siqadi va kengaytiradi, ochadi va unga qaytarilasizlar. Suyuti aytayaptilar: "Man zallazi yuqridulloha bi infaqi malihi fi sabilillahi." Man kim u? Allohga qarz beradigan kishi. Ya'ni Allohning yo'lida molini infoq qilishligi bilan. Molini Allohning yo'lida sarflashlik bilan Allohga qarz beradigan kishi. Qardon hasana, ya'ni qarzi hasana. Go'zal bir qarz. Bi an yunfiqahu lillahi azza va jalla an tibi qalbin. Ya'ni qarzi hasana, go'zal qarz qanday bo'ladi? Qalbining tozaligi bilan, qalbining ochiqligi bilan. Ya'ni tiniq, samimiy, sof bir qalb bilan o'zi rozi bo'lgan holatda Alloh azza va jalla uchun nafaqa berishligi. Ya'ni Alloh rizosi uchun Alloh yo'lida sarflashlik. Ikkita masala bo'ldi mana. Alloh uchun bo'lsin, riyokorlik bo'lmasin, Allohdan boshqasi qasd qilinmasin. Ikkinchisi esa rozi bo'lib bersin. Bir inson Alloh uchun bersa-yu, rozi bo'lib bermasa, bu ham qarzi hasan emas. فَيُضَعِفَهُ وَفِي قِرَاتٍ فَيُضَعِفُهُ بِالتَّشْدِيدِ فَيُضَعِفَهُ دُبْ Mana mufa'ala vazmi kelyapti. Ve bazı kıraatlarda ise fa'ala yufa'ilu babudan kelib فَيُضَعِفَهُ دُبْ keladi. Teşdid bilan. Şeddelik bilan. İkalasi ham köpaytirmoq, arttırmoq degan ma'noda. Lahu mana şu qarz bergan odamga azafan kasiratan, yani ko'pgina qo'shimchalarini. Min asharin ila aksari min sab'imiyatin kamasayati. 10'tadan başlar. Yakında kelyap turgandik. 700'tadan köpüye. En cebide 10'ta beradi Allah Ta'ala. Ve köpünü ise çigarası yok. Wallahu yakbidu. Allah Ta'ala kabız kıladı, yani tutadı. Yumsikur rizka amman yaşav ibtilaan. Halagen kişilerden rızkını tutadı. Kama itiradı. İmtihan kıyan halette. Rizqini kam qiladi Alloh taolo. Kambag'al qiladi. Va yabsutu va ochadi, kengaytiradi. Yuvasi'uhu lima yasha imtihanan. Va imtihon qilgan holatda xohlagan kishilarga rizqini kengaytiradi. Qani ikkalasi ham imtihon. Rizqini kam qilish ham imtihon, ko'p qilish ham imtihondir. Va ikkalasi ham Allohning qo'lidadir. Va ilayhi turja'un va uni huzuriga qaytarilasizlar. Fil ahirati bil ba's, ya'ni oxiratda qayta tirilishlik bilan Allohning huzuriga qaytarilasizlar. Fayujazikum bi a'malikum, Alloh taolo a'mollaringizga qarab sizlarga mukofot beradi. Yaxshi bo'lsa yaxshi, yomon bo'lsa yomon. Alloh taolo endi Allohga qarzi hasana berishlikka targ'ib beryapti. Allohga qarzi hasana bering. Qarzi hasana nima? Bu bütün salih amallar. Tafsirlarda ko'p bida nafaqa keladi, Alloh taolaga nafaqa berishlik. Bu albatta qarzi hasanadir. Lekin salih amallar ham qarzi hasanadir. Shuning uchun ba'zi mufassillar aytadiki, tasbih,
takbir, bu zikirler, Kur'an okuşluğu, namaz okuşluğu, bunlar hepsi karz-ı hasenedir dedi. Güzel bir karzdır. Dini hizmetlerde mali infak birinci karz soplanır. Avvala zihin gekeledi yani ve en mühimi şu. Yani bir yerde bir dini hizmet bulu yaptı. 100 adam toplam alıp imkanları bugün halette infak kımese, eğer de zikir kılıp oturursa, elbette münasipmez. Maddi taraftan yardım kısın. Çünkü öyledeki dini hizmetlerge maddi taraftan ihtiyaç var. Şunun için evvela maddi infak duradır. Birinci mertebede. Ondan ki salih haberler uzun derecesi yakarak git uğradı. Karz-ı hasenanı tefsiri kendini bölüp koyarak. Şimdi ne için karz değil yaptı? Karz-ı bilesiler verilgenden ki kayıtıp alınanı gönderse. Allah-u Teala deyipti ki, şu kıyan amelleri bekar ketmeydi ki, deyipti. Ne kaytarı beremen ki, deyipti. Allah-u Teala uzu yap kalmaydı ki, Allah'a ki kiregmez ki uzu. Allah'a hiç kendi ihtiyacı yok. Uzu faydası. Ve Allah-u Teala sizi köpeytirip beredi. Hani kaytık ile yaptı uzumuzu. Şunun için karz değil yaptı bu. Ve vada kıl yaptı köpeytirken deyem, feyudaifahu, onge köpeytirip berse Allah-u Teala, azafen koşumçalarını hani koşumçalarını köpeltirip verse deyaptı. Ozu fayudaifahu düse yeterli buluştuk gerek. Lekin azafen koşumçalarını köpeltirip veren deyaptı. Ve bunların kifaylanmadı kesira deyaptı. Köp yine koşumçalar deyaptı. Hani cüde köp veremen deyaptı. Hazır bir adam etse ki menge 5000 dolar verin sizge ayıge 2000 dolar kamida bo'lmasam 4000 dollargacha foyda beraman desa, bir tijorat bo'lsa, aniq. Riba emas bu. Tijoratga qo'yamiz, ikki tarafdan aniq bo'lganlar holat va tijorat yurib turibdi. Alloh tarafidan bir balo bo'lmasa, bu tijorat bor. Desa hamma undan qarz qilib, bundan qarz qilib 5000 dollar topadi, beradi menga. Oyiga 2000 dollar kelyapti. Bo'lsa 4000 dollargacha. Bunda ticaret kemden kem uçuruyordu. Hala bunu kıyısı geledi. Hani karz beri yapsız. Yani karzınız ticarette pul beri yapsız. Şunu mukabilini al yapsız. Allah eti yaptı ki ben nihayette köpeltirip veremem diyordu. En kemi de 10 beraber. 10 beraber anık. Hani bu dakika ticareti tapalmıyorsunuz. Dünyanın kaynağı borsayız en kemi de 10. Buluşu mümkünmez. En köpü de 10 buladı. Yani 10 dolarga olgan narsangiz 100 dolarga sotishingiz 10 barobar bo'ladi. 1000 dolarga olgan narsangiz 10000 dolarga sotishlik. Bu juda kamdan kam bo'ladigan tijorat bu. Lekin Alloh taolo sizga naqd va'da beryapti. Eng kamida 10, ko'pini esa chegarasi yo'q. 1000 bo'lishi mumkin, 10000, 100000, million bo'lishligi mumkin. Abu Hurayradan hadislar bor. Kimiki bir hasana kıladigan bo'lsa, güzel amal qilsa Alloh uchun. Alloh taolo unga million ta hasana beradi. Qarang. Alf alf hasana deb keladi. Ming ming, mingni mingga ko'paytirsiz, million bo'ladi. Bir tobiyin Abu Hurayra oldiga borib, shunday hadisni rivoyat qilding, hech eshitmagandim-ku, deganda Abu Hurayra aytdiki, sen ta'ajjub qildingmi bunga dedi. Boshqa hadis ham bor dedi. Alfay alfin dedilar. 2000 mingga ko'paytirishlik. Ya'ni 2 million. 2 million hasana va'da qilingan. Kimiki bir hasana qiladigan bo'lsa. Qarang, Alloh yo'lida siz 1 dollar beradigan bo'lsangiz, Alloh taolo uni 2 million dollar qiladi. Alloh yo'lida bir tasbih aytadigan bo'lsangiz, subhanalloh desangiz, Alloh taolo uni 2 million ta tasbih qiladi. Shunda ko'paytiradi. Lekin buning ikkita sharti bor. Birinchisi Alloh rizosi uchun bo'lishi kerak. Faqatgina Alloh rizosi uchun. İkincisi ise şeriatga muvofiq bo'lishligi ve şunu muhabbat bilan qilishligingiz. Agar şeriatga xilof amal bo'lsa, qanchalik ixlos bilan qilsangiz qabul bo'lmaydi. Yoki ixlos bilan qildingiz şeriatga muvofiqu, ammo qiynalib qilyapsiz, nafrat qilib qilyapsiz. Alloh saqlasin, bu küfür bu. Alloh uni qabul qilmaydi. Endi shundek go'zalliklarga Alloh taolo chaqirib turganda qarang, nima deyapti? Man deyapti. Kim u deyapti? Bormi deyapti? Bir ortasi deyapti.
zellezî yukridullâhe qarıdan hasene. Allah'a güzel karz dilediğin adam var mı diyetti. Mene şu ayetler nazil bugün de sahabiler şu derecede amel kıldı ki bir sahabi kilip ya Resulullah benim bir bağım var şunu Allah'a karz veremem dedi. Cüzekette bağladı. 600 ta hurması vardı. 600 ta hurma daraktı vardı. Karim. Bu hazırki zamanda hem cüze kıymet bulanı bu. Hususen bizim zamanımızda Medine'de bir bağ satı alışlayıp cüze kıyınlarsa. Medine ile Mekke hazır dünyadaki en kıymet yerler saklanırdı. Mülk itibarından. En kıymet yerler. Şu Medine'de bir bağını, içinde 600 ta hurma daraktı var. Karin, katta bir mintaka bu, katta bağ. Hususan o vaktlerde, yoksulluk bugün vaktte bunçalik infak, cüze katta bir infak. Karin, sahabeler şu derecede Allah'a itaat kılışardı, Allah'ın ayetlerine itaat kılışıp, muvaffakat kılışardı. Allah Teala en mükemmel şekilde bizi hitap kılıyordu. Men diyet, kim diyet, kim var diyet. Biz bu ayetlerini zayi kılmadık da, kolumuzdan kelgan esa Allohning shu chaqirig'iga ijobat qilib labbayk men kim deganda men deb qo'limizdan kelgan esa hozir menga aytishlari shart emas o'zlaringiz niyat qilinglar ya'ni sog'lom niyat qilinglar hozir niyat qilib darsdan keyin qaytadigan emas Allohning shu chaqirig'iga da'vatiga ijobat qilgan holatda Robbul alaminni bu da'vatini zoya qilmasdan Kolizden ki genişe, 1 dolar mı, 10 cent mi, kança bu sayem? 10 centten birer misin bana karim? Sizge asan busundur, ayet yapayım bunu. 10 dolar mı, 1000 dolar mı? Kança bu sayem, Allah diyoruz ya acretin ve Allah diyoruz da işletin. Hazırda niyet kılıklarında ki Allah diyoruz işletiler. Kançalı köp besiz, Allah da şuncalı köp ettirin birer. 1 dolar besiz, kamida 10 dolar qiladi. Ko'pini chegarasi yo'q. Million qiladimi, milliard qiladimi o'zi biladi. 100 dolar bersiz, kamida 1000 dolar qiladi. Sizga yana bir xushxabar aytayki, bu faqat oxiratda emas. Alloh taolo mana ko'paytirib beraman deyapti, fil oxirot demayapti, oxiratda demayapti. Dunyoda ham oxiratda ham ko'paytirib beradi. Dunyoda ham ko'paytirib beradi. Buni bilib qo'ying. Hozirgi musulmonlar bu narsalarni bilmaydi chunki mullalar shu masalalarni noto'g'ri tushuntirishyapti. Bu faqat oxiratda xolos. Deganigicha musulmonlar bu masalalardan uzoqlashib qolishdi. Lekin buni ulamolar ko'proq gapirish kerak insonlarga. Sen Alloh uchun, Allohning yo'liga ishlasang, dunyoda ham beradi shuni. Sizlar ixlosni Alloh rizosi uchun beringlar, uni hayotlaringizda ko'rasizlar buni karomatini. 10 dolar bering. Hiç olamagan tarafingizdan sizga eng kamida 100 dolar keladi. Alloh beradi sizga qaytarib. Sahobalar bizga ochiq dalil. O'tgan darslarda ko'p aytdim, Abu Hurayralar haftalab yegani narsa topisha olmasdi. Shu darajada faqir edi. Boshqa shunday sahobalar ko'p edi. Mana Bilal, avvalida qul edi hattoki. Lekin Alloh yo'lida qarzi hasana berishdi, hammasi amirlar, hokimlar bo'lishdi. Allah Teala hem dünyanı hem ahiratı birdi. Bizgi hem şundik. Siz o cüzü hazırlığı halatı yakaramayın. Ben işleme yaptırken bu sen. Ya ki işlesemem aileyim az ki. Ya ki ben keselmen ki. Ya ki ben umen ki bu men ki demeyin. Allah Teala onu sorama yaptı. Kim Allah ki karzı hasene bilse Allah onu köpertirip birerdi yaptı. Köpertirip birerdi. Siz Allah'ını vaadesi geçengen halatta kılın. Kim bu kerametlerde görürüz? Allah çakır yaptı. Men deyip kim var deyip. Siz labbeyk deyin. Bu ayetini zayi kimin? Ve Hazretkarımız deyip. Kul üzen ki genece Allah diyor da infak kılın. Vallahu yakbidu ve yabsutuh. Ve Allah kısadı ve kinge etirerdi. Allah tutadı ve koyvaradı. Yani rızkını, hahlegen kulunin rızkını kemetiradı, hahlegen kulunin rızkını köpeytiradı. Bu Allah'ın kuludadır. Siz itaat kılıçlıyız gerek. Yani Allah'ın yoluna infak siz kemeyip kemeydi. Peygamberimiz Aleyhisselam kasem içip etediler ki, Allah'ın kasem içip etemen ki,
Mal sadaka bilen kemeyme dediler. Sadaka malı kemeytirmeydi. Allah'ta yoluna kılgen infaklar malı kemeytirmeydi. Rızkızı kemeytirmeydi. Belki köpeytirdi. Sayın hadislerde geldi ki, her günü ikide ferişte ilan kılıp dua kıladı. Ey Allah'ım, Allah'ta yoluna infak kıyan adamı köpeytirgin. Onu yerini toldurgin de dua kıladı. Hani ferişteler dua kılıyordu. Ferişteler duası elbette kabul buladı. Yani bir ferişte ben dua kıladı. Ey Allah'ım, seni yolunda sarflamayıp durgenlerini halak kıyın deydi. Malını yok atken deydi. O neyem duası kabul buladı. Her günün ikide ferişte dua kıladı. İkilesi neyem duası kabul. Bu manada hadisler kör. Peygamberimiz aleyhisselam etediler ki, sen kançalı kolun açık bulsa, Allah Teala senge şunca davazaladı, şunca açı uğradı. Siz kançalı kolunuzu mahkem kısız, kolunuzu kattık kısız, bu darvazalarda berkitsiz, Allah Teala sizge darvazalarda berkiti uğradı. Bazı insanlar bay buluşluk için, akıllı buluş gerek, bay buluşluk için, tedbirkar buluşluk gerek, bay buluşluk için, tanışları köp buluş gerek, bay buluşluk için, ticarette buluş gerek, bay buluşluk için, sermayesi buluş gerek, yok, bunlar hemen bekar yapılar bunlar. Bunlar asli meselelerimiz bunlar. Bunlar kiyinge meseleler bunlar. Bay buluşluk için bana bu ayetler işeniş gerek. Vallahu yaqbidu ve yabsutu. Hani Allah Teala ayet yaptı ki meni kolumda deyapti. Kemaytirsam, köpaytirsam meni kolumda deyapti. Rizqim meni kolumda deyapti. Siz Allah'tan umid qiling. Allah'ta bu hukmlariga ishoning, itoat qiling. Undan keyin barakasini ko'rasiz keyin. Keyin shukr qilib Alloh yo'liga ishlating. Alloh beradi. Siz o'zingiz holatingizga qaramang, men bu holatdagi odam qanday qilib boy bo'lishi mumkin demang. Yuqoridagi oyatlarda ham ko'p aytdik, Alloh taolo zotan bizni bu boylikka targ'ib beryapti, boy bo'lishlikka targ'ib beryapti Alloh taolo. Allohning fazlini talab qilinglar, oxtaringlar, istaylar degan buyruqlarda aytdik Alloh taolo. Qo'limizdan kelganicha ozligida oz beraylik, ko'payaveradi, ko'payganda ko'p beraveramiz. Ama köpeygende bilemem siz bu şeytani fikir. Ve ileyhi turcaun ve Allah'ın huzuruya yine kaytarılasızlar. Hemeliz Allah'ın huzuruya kaytıp barasılar. Bunun sebebi ne? Yani bu ayetleri amel kılıyorlar. Amel kısalarız Allah'ın huzuruya kaytasılar, hulsan barasılar. Dünyada mahiret diyen bu vaadelerde görüp. Eğer amel kımasalarız, beraber kaytıp barasılar, o da har bulasılar. Rasva bulasılar. Şermende bulasılar, pişeyman bulasılar, o halatke düşmeyler deyapti. Ve yani Allah'ın huzuruya kaytarlasılar deyapti ki, sizler malu davleti toplam nime kalasılar. Berber Allah'ın huzuruya kitesiler ki beraber. Ondan göre işletip gitmeyseler mi? Allah diyordu infak kılıp gitmeyseler mi? Dünyada toplam toplam başkalarına verip geçişin nime faydası var? Zarar ki huzuruya. Ondan göre tapkenizi Allah diyordu işletin, dindali buluştuk için bütün insaniyet küfürden, şirkten, zulümden, hıyanetten, adaletsizlikten kurtulup iman, İslam, tevhid, adalet, güzel hayatke müşerref buluştuk için hareket kılın. En güzeli şu ki bütün insaniyetke faydalı insan buluyoruz. Dünya ahirette özge fayda buluyoruz. Şunun için Allah Teala bana şu manalarını ifade kılıp ve ilahi turcaun ve Allah'ın huzuruna qaytarilasizlar deyapti. Alloh subhanahu va taolo butun islom olamiga mana bu oyatlarga mukammal holatda amal qilishlikka tavfiq hidoyat nasib qilsin. Mukammal holatda amal qilishlikka tavfiq hidoyat nasib qilsin. Mukammal holatda amal qilishlikka tavfiq hidoyat nasib qilsin. Mukammal holatda amal qilishlikka tavfiq hidoyat nasib qilsin.